Sevgili öğrenciler dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde bölme işlemi nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Özellikle bu dersimizde basit örnekler ve çok kaliteli farklı örnekler üzerinden giderek bütün bölme işlemlerini anlamanızı ve yapabilmenizi sağlayacağız. Özellikle de bölme işlemini yapamıyorum diyenler bu dersimizi kesinlikle izlesin. Bölme işlemini kesinlikle öğrenecekler. Şunu da belirteyim, her bir örneğimizde bölme işleminin farklı bir özelliğini göreceksiniz. Yani anlamadığınız bir örnek varsa bile bu dersimizi izleyerek o örneği nasıl çözeceğinizi kesinlikle öğreneceksiniz. Haydi dersimize başlayalım. İlk örneklerimiz biraz basit olacak çünkü bölme işlemini her şeyini anlamanızı hedefledim. Ona göre örnekler seçtim. Örneğe baktığımızda 45 sayısını 9'a böleceğiz. Peki 45'i 9'a bölersek kaç olur? Bunu şöyle düşüneceğiz. 9'u ne ile çarparsam 45 yapar. Ya da 45'e yakın yapar. Ama 45'i kesinlikle geçmeyecek. Çünkü 45'i geçerse bölme işlemine ters olur. 9'u 5 ile çarparsam 45 yapar. Aslında çarpma işlemini kullanıyoruz. 9 kere 5 bunu çarpıp şuraya götüreceğiz. 9 kere 5 45. Bunu yaptıktan sonra çıkarma yapacağız. Bunları neden tek tek anlatıyorum? Çünkü bölme işlemini hiç bilmeyen biri bile bu dersimizi izleyerek bölme işlemiyle ilgili her şeyi öğrenebilir. 5'ten 5 çıktı. 0 4'ten 4 çıktı 0. Cevabımız 5. Basit bir örnek daha yapalım, konuyu biraz daha pekiştirelim. Şimdi normalde bölme işleminde sayılar tek tek bölünür. Yani önce 3'ü 5'e böleceğiz. Ama 3, 5'e bölünmez. Şunu unutmayın, nasıl bölünmez? Çünkü 3, 5'ten küçüktür. Bir sayı kendinden büyük bir sayıya bölünmez. 3, 5'e bölünmese ne yapacağız? O halde şu ikisini beraber alacağız. 35 5'e bölünür. 35'i 5'e bölersek 7 olur. İşte kaç oluyorsa onu buraya yazacağız. Sonra da bunu çarpıp bunun altına yazarak çıkarma işlemini yapacağız. 5 kere 7 35. Şöyle de yapabiliriz. 35'ten 35'i çıkardım. 0 kalır ya da tek tek çıkararak da sonucu bulabilirsiniz. Burada cevabımız 7. Şimdi gittikçe sorularımız zorlaşacak ve bölme işlemi ile ilgili her şeyi öğreneceksiniz. Şimdi de 3 basamaklı bir sayıyı 1 basamaklı bir sayıya bölelim. 452 bölü 4. Şimdi yine 4'ü 4'e böleceğiz. 4'ü 4'e bölersek 1 olur. Yani 4'ü ne ile çarparsak 4 yapar. 4'ü 1 ile çarpsak 4 yapar. 4 kere 1, 4. 4'ten 4 çıktı, 0. Bu durumda yukarıdakini aşağıya getireceğiz. Ve bu sefer burayı tekrar 4'e böleceğiz. 5'i 4'e bölebiliriz. 5'i 4'e bölersek 1. Yani 4'ü ne ile çarparsam? 5'e yakın yapar. 4'ü 1 ile çarpsam 4 yapar. 4 kere 1, 4. Çıkarmayı yapalım. 5'ten 4 çıktı. 1 kalır. Şimdi de sırada 2 var. Yukarıdakini her zaman aşağıya indirip bölme işlemine devam edeceğiz. 12'yi 4'e bölelim. 12'yi 4'e bölersek 3 olur. Çünkü 4 kere 3 12 yapar. 12'den 12 çıksa sıfır kalır. Kısaca yapabiliriz. Şimdi de farklı bir örnekle dersimize devam edelim. 918'i 3'e bölelim. Bu soruda da farklı bir şey öğreneceğiz. 9'u 3'e bölersem 3 olur. Çünkü 3 kere 3 9 yapar. 9'u geçmeyecek. Çünkü 9'u geçerse burası 9'dan 10'u çıkaramayız. 9'dan 9 çıktı. 0. 1'i aşağıya indirip bölme işlemimize devam edeceğiz. Ama 1'i indirdiğimizde 1'de 3 yok. Bu sefer yukarıdakini de getireceğiz değil mi? Getireceğiz ama acele etmeyelim. Yukarıdan indirdiğimiz zaman eğer o bölünmüyorsa buna bunun yerine buraya bir tane 0 atacağız. Çünkü 1'de 3 yok. Yani 1, 3'e bölünmez ya da 0 defa bölünür. 0 defa bölündüğü için buraya 0 atıyoruz. Bunu unutmayın yukarıdan aşağıya indirdiğimiz zaman eğer bu bölünmezse buraya onun için bir 0 atacağız. Şimdi 8'i de indirelim. 18'i bu sefer 3'e böleceğiz. 18'i 3'e bölersek bölüm 6 olur. 3 kere 6 18 çıkarma yapıyoruz. 8'den 8 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Cevabımız 306. Şimdi de 1000 sayısını 5'e bölelim. 1000 bölü 5. 1 5'e bölünmez. Şimdi buraya 0 atmayacağız tabii ki. Çünkü başa atsak bile 0'ın hiçbir anlamı olmayacak. Bu sefer ikisini yani 10'u 5'e bölelim. 10'u 5'e bölersek 2 olur. 5 kere 2 10 yapar. Çıkarmamızı yapıyoruz. 0'dan 0 sıfır çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Şimdi yukarıdakileri sırayla aşağıya getireceğiz. 0 aşağıya getirdim. Burası 5'e bölünmez ya da 0 defa bölünür. O halde buraya da 0 atıyorum çünkü 0 defa bölünür ya da bölünmez. Bu 0'ı da getirelim. Bunu da getirdim. Hepsi 0. Yine 5'e bölünmez. O zaman 1 0 daha atıyoruz. Cevabımız 200. Bu soruyu bir daha çözelim. Bunun farklı bir çözümünü göstereyim size. Bir daha yazıyorum. 1000 bölü 5. Aslında istersek 1000'i tek seferde 5'e bölebiliriz. Ama bu zor olduğu için tek tek bölmeyi tercih ediyoruz. Çünkü bu şekilde daha kolay. Örneğin 10'u 5'e bölmek hemen 2'dir diyebiliyoruz. Ama 1000'i 5'e bölersem acaba kaç olur diye düşüneceğiz. Bunun önüne geçmek için mümkün olduğunca az rakamlı sayıları bölmeyi tercih ediyoruz. Mesela şöyle yapsaydık. 1'de değil de 10'da da değil 100'ü 5'e bölmek istiyorum. Evet bölebiliriz. Çünkü bu da zor değil. Böyle yapsak da sonuç aynı çıkacak. Bakın şimdi 100'ü 5'e bölersem 20 olur. Bunu biliyorum. 20'yi yazdık. 5 kere 20 100 olur. Peki neden bunların altına yazıyorum? Normalde çıkarma sağdan başlar. Ama biz sadece şunları ilkin işleme aldığımız için onların altına yazıyoruz. Burada da 100'ü kullandık. O zaman 100'ün altına yazmamız gerekiyor. Şimdi çıkarmamızı yapalım. 100'den 100 çıkarsa 0 ama biz tek tek çıkaralım. 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 0 çıktı tekrar 0. 1'den 1 çıktı 0. Yukarıda kalan 0'ı da aşağıya indiriyoruz ve bu 0'ı ya da burayı 5'e bölersek 0 olur. 0'ı da buraya atıyoruz ve cevabımız 200. Gördüğünüz gibi ikisinde de cevap aynı. Şimdi de 9876'yı 8'e böleceğiz. Burada da farklı bir kural önümüze çıkacak. 9'u 8'e bölersem 1 defa var. 8 kere 1, 8 yapar. 9'dan 8 çıktı. 1. 8'i aşağıya indiriyoruz. 18'i 8'e bölersem 2 defa var. 8 kere 2, 16. 16'dan 18'den 16'yı çıkarıyoruz. 2 kalır. 7'yi aşağıya indiriyoruz. 27'de 8 3 defa var. 8 kere 3 24. Çıkarma yapalım. 27'den 24 çıksa 3 kalır. 6'yı aşağıya indiriyoruz ve 36'yı 8'e bölüyoruz. 36'yı 8'e bölersek 4 olur bölümümüz. Çünkü 8 kere 4 32. Burada da çıkarma yaptığımızda 4 kalır. Buradaki önemli nokta ise ilkinde kalanlı oldu. Diğerinde getirdiğimizde onu bir sayı yaptık. Onu tekrar 8'e böldük. Bir de kalanlı. Yani sonunda 4 kalabilir ya da başka bir şey kalabilir. Ama 8 ve 8'den büyük bir sayı kalamaz. Çünkü 8 ya da 8'den büyük bir sayı kalsa o 8'e tekrar bölünecek. Onu bir daha bölerdik. Burası 8'den küçük olmak zorunda. Ve şimdi de farklı bir soru çözelim. 8000 bölü 8. Böyle bir durumda da hemen 8'i 8'e böleceğiz. 8 8'e bölünürse 1 olur. Yani 8'i ne ile çarpsaydık? 8 olurdu. 8'i 1 ile çarpsak 8 olur. O halde 1'i bölüme yazıyoruz. 8 kere 1, 8. 8'den 8 çıktı. 0. 0'ı aşağıya getirdim. Ve 0, 8'e bölünmez. Ya da 0 defa bölünür. O zaman 0 yazalım. Bunu aşağıya getirdim. Yine bölünmez. Yine 0 atıyorum. Bunu aşağıya getirdim. Yine bölünmez. Yine sıfır atıyorum. İşte bu kadar. Cevabımız 1000. Sonlara doğru birazcık zor sorular çözelim artık. 4523. Bunu 45'e böleceğiz. Zor dedim ama aslında bölmeyi anladığınız zaman hiç de zor olmadığını sizler de göreceksiniz. Mesela burası 2 basamaklı olduğu zaman ya da 3 basamaklı olduğu zaman bölme gözümüze çok zor geliyor. Ama hiç korkmanıza gerek yok. Gerçekten bölme çok kolay. Şimdi 4'ü 45'e bölemeyiz. Çünkü 4 45'ten küçük. O halde 45'i 45'e bölelim. Biliyorsunuz ki bir sayıyı aynı sayıya bölersek bölüm 1 olur. Yani 45'i 1 ile çarparsam 45 yapar. Çıkarmamızı yapalım. 5'ten 5 çıktı 0, 4'ten 4 çıktı 0. 2'yi aşağıya getiriyorum ve 2'yi 45'e böleceğim ama 2 45'e bölünmez. Bölünmüyorsa 0 atacağız bölüme. 3'ü aşağıya getiriyorum. 23 45'e yine bölünmez. O zaman 1 0 daha atıyorum ve artık aşağı getirecek bir şey kalmadı. Cevabımız 100. Bunun doğru olduğunu bir ispatlamaya çalışalım. Ispatlarken bölen ile bölümü çarpacağız. Kalanı da üstüne ekleyeceğiz. 45'i 100 ile çarpalım. Kısa yoldan çarpma yapmak istiyorum. Bu sıfır için bir tane sıfır atıyorum. Bu sıfır için bir tane sıfır. Şimdi de 1'i 5 ile çarparsam 5. 1'i 4 ile çarparsam 4. Ve kalanı da yani 23'ü de ekleyeceğim. 0-3 daha 3, 0-2 daha 2, 5 aşağıya gelir, 4 aşağıya gelir. Şimdi baştaki sayımızla aynı sayıyı yakaladık. 4523, 4523 sayılarımız aynıysa yaptığımız bu işlemin hepsi doğrudur. Ve şimdi 2 tane joker sorumuz kaldı. Onları da çözüp dersimizi bitireceğiz. 8400'ü 50'ye bölelim. Şimdi diyeceksiniz ki 50 nereden çıktı? Bu çok zor oldu. Hiç zor olmadı. Burada size çok önemli bir bilgi vereceğim. Böyle bir durumda eğer hem bölenin hem de bölünenin sonunda sıfır varsa bu sıfırları işleme dahil etmeden daha kolay bir şekilde yapabiliriz. Ama dikkatle dinleyin. Çünkü sonunda da bunu yaptığımız için bölmenin sonunda yapmamız gereken bir şey var. Şimdi 8'i 5'e böleceğiz. 8 5'e bölünürse bölüm 1 olur. 5 kere 1 5. 8'den 5 çıktı 3 kalır. 4'ü aşağıya getiriyoruz ve 34'ü 5'e bölüyoruz. 34 5'e bölünürse bölüm 6 olur. 5 kere 6 30. Çıkarma yapıyoruz. 34'ten 30 çıkarsa 4 kalır. Ya da 4'ten 0 çıktı. 4 kalır. 3'ten 3 çıktı. 0. Burada bir 0 kaldı. Onu da aşağıya getiriyoruz. Bunu 5'e bölüyoruz. 40 5'e bölünürse 8 olur. 5 kere 8 40. Tabi bu arada çarpma işlemini iyi bilmeniz gerekiyor. Çarpma işlemini iyi bilmeden bölme işlemini çok zor bir şekilde yaparsınız. Çok zorlanırsınız. 0'dan 0 çıktı. 0 kalır. 4'ten 4 çıktı. 0 kalır. Şimdi bu durumda buradaki sayıyı da aşağıya getirmemiz gerekiyor. Getirip bu şekilde bırakacağız. Eğer burası 0'ın dışında bir şey olsaydı onu getirip buraya bırakacaktık. Şimdi bunun bir anlamı yok ama burada olsaydı eğer ya da burası 1 olsaydı durum değişecekti. Şimdi bunu da örnekleyen buna çok benzer bir örnek daha çözelim. 9.470'i 30'a bölelim. Burada da sıfırları götüreceğiz işlemi kolaylaştıracağız. 9'u 3'e bölersek bölüm 3 olur. 3 kere 3 9 9'dan 9 çıktı 0. 4'ü aşağıya getiriyoruz ve 4'ü 3'e böleceğiz. 4 3'e bölünürse bölüm 1 olur. 3 kere 1 3 yapar. 4'ten 3 çıktı 1 kalır. 7'yi aşağıya getiriyoruz. Bu sefer 17'yi 3'e bölersek 5 olur. 3 kere 5 15. 17'den 15 çıkarsa 2 kalır. Ve en son sıfırı, çizdiğimiz sıfırı aşağıya getiriyoruz ve bırakıyoruz. Artık burayı bölmeyeceğiz. Çünkü bu kullanmadığımız sıfırı buraya getirdik. Bunu getirdiğimizde bir daha 23'e bölünür demeyeceğiz. Bunu kullandığımız için artık bunu da kullanmamız gerekecek. Yani bunu kullanırsa, burası 20 olursa, e burası da bunu da kullanırız. Burası da 30 olur. 20, 30'a bölünmez. Bu bu şekilde kalacak. Bu kısa yoldu. Kıssadan yaptığımız zaman eğer sıfırları çiziyorsak en son sıfırı getirdiğimizde artık onu kullanmayacağız. Sevgili öğrenciler bu dersimizde bölme işleminin nasıl yapıldığını, kısa yolları ve bununla ilgili her şeyi işledik. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.